Hayırdır inşallah yavrum bu saatte? Ya Şükran teyze, annem Leyla'nın en sevdiği kekten yaptı. O da sıcak sıcak sever diye getirin dedim. Ah benim güzel yavrum, hoş gelmişsin, iyi etmişsin. Ben de biliyormuş gibi çay koydum. Hadi gel, gel, gel. Durma kapıda. Ne olduysa bana anlatabilirsin. Çok sinirliyim. Beni bu kadar sinirlendiren, üzenlere yapabileceklerimden korkuyorum artık. Kendimi kontrol edemiyorum. Üzülme lütfen. Ben yanındayım. Onlar senin değerini bilmiyor. Hiçbiri için değmez. Gerçekten. Kızım ne gülüyorsun orada, gelsene. Ay vallahi en sevdiğim kek. İnşallah sıcak getirmişsindir. Annem çok selam söyledi. Sıcak sıcak yesin hemen dedi. Sen de çok selam söyle. Eline sağlık. Çayını da al. Var mıydı bugün okulda aksiyon? Ayşe'ninki dışında. Leyla, ben galiba bir iz buldum. O gün kazadaki şoförle alakalı. Nasıl? Hani ben sana demiştim ya, bir tane maske gördüm şoförün yüzünde. Hatırlıyor musun? O maskeyi gördüm ben. Bugün. Bir çocuğun dolabında. Ya kim kızım, söylesene. 2 saattir lafı geveleyip duruyorsun az. Kanat. Dur. Vereceksin. Ver şunu bana. Tamam dur. Çayından iç. Tamam. Tamam. Sakin ol. Yok o değildir. O değildir. Sen yanlış anlamışsındır. Ya Leyla iyi misin sen? Dolabında gördüm diyorum. Tamam da bir maskeden bir tane yok ki. Ekim. Benzeridir. Aynısından onda da vardır. Olabilir bir sürü şey. Yani sen bu çocuğu bu kadar niye korudun? Ben anlamadım. Garip bir serserinin teki işte. Ben beklerim açıkçası. Yani ayrıca yapmışsa da zaten polis çözecek bu işi. Polise mi gittin? Evet. Selçuk abi var ya davaya bakan. Ona gittim, her şeyi anlattım. O da yardım edecek, söz verdi. Resmen eve hapsetti beni ya. Kapının önüne bile çıkarmıyor. Okulu geçtim, kapının önüne bile anca halı yıkamak için çıkıyorum Ekim ya. Tamam, sen sakin ol önce. Ya, bir gözüne batmadı mı şu süreçte? Ya, bekle, biraz idare et. Okuldakiler ne diyor? Çok rezil oldum değil mi ya? Dün Dahan dedi. Sen Dahan'ı nerede gördün ya? Ayrıca okuldakiler ne diyorsa diyor. Bizi hiç ilgilendirmez. Bak Selim Hoca seni sordu. O bize yardım edebilir. Bilmem. Daha da ters etmesin. Ne oldu anne? Dan diye içeri girilir mi? Babam telefonu kapatsın diyor. Niye? Bu da mı yasak? Ya şey. Görüyorsun değil mi neler çektiğimi? Neyse hadi kapatıyorum ben. Tamam öpüyorum. Alo. Ne yaptın? Polisten haber var mı? Hazırlanıyorum Leyla. Çıkacağım şimdi hemen. Selçuk abi mutlaka bir şey yapmıştır. Yani ilk defa bu kadar sağlam bir delilimiz var. Bu sefer elimizden kaçamayacak. Tamam beni mutlaka ara. Anne ben çok geç masanın kaldım. Masanın üzerinden yeme Ekim. Geç falan da kalmadı. Saat daha erken. Otur, konuşacaklarım var seninle. Otur. Tamam. Ne konuşacağız? Bir şey mi oldu? Bugüne kadar sana hiç karışmadım biliyorsun. Ama artık durum değişti. Gençsin. Aklın yanlış kişilere kayabilir. İki sıcak tebessüm gördün diye
kendini saçma sapan oyunların içinde bulabilirsin. Tamam anne, tamam. Ben seni anladım. Seni Halil abi çok güzel doldurmuş. Ekim, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Tamam, o okul senin eğitimin, geleceğin için doğru bir yer. Ama şunu aklından hiç çıkarma. Biz onlarla bir olamayız. Anladın mı beni? Tamam. Tamam anne, ben farkındayım. Ben oraya okumaya gidiyorum. Güzel. O zaman bir daha bu çocukların arabalarına binmek yok. Ya anne, bu böyle bir şey değil ki. Halil abinin sana gelip anlattığı gibi bir durum söz konusu değil. Ya sen bana bir inan, bana bir güven. Olur mu? Ben ne yaptım çok iyi biliyorum. Lütfen. Geç kalıyorum. Hadi öpüyorum. Bay bay. Ya abi, gözünü seveyim bak. Gözünü seveyim. İnat etme ya. Kız Ayşe bir daha böyle bir fırsatı nereden bulacak? Böyle bir fırsat hayatında nasıl karşısına çıkacak ha abi? Bırak kız okusun. Geleceğine engel olma bu kızın ya. Sedat abi bak, ben söyledim hatta. Dedim ki babanla ben konuşacağım. Sen konuşma diye. O yüzden kız sana bir şey söylemedi. Beni bekledi. İyi halt ettin ha. Vallahi bir şey değişmezdi. Yine izin vermezdim. Ya ben kızın geleceği diyorum. Sen diyorsun ki iyi halt ettin. Bir şey değişmezdi. Ne inatmış arkadaş ya? Ne verdiler sana ya? Heh. Abi kalbini kırarım senin ha. Ayıp ediyorsun bana şu anda. Kaç para, kaç para? Ayıp ediyorsun abi. Ayıp ediyorsun, günahımı alıyorsun şu an. Ama abimsin diye ben sana şu an bir şey demiyorum. Vallahi Halil bak. Verdiseler de, yaptıysan da günahı vebali senin boynuna kardeşim, tamam? Ben bugüne kadar karımın, kızımın kursağından bir lokma haram geçirmedim. Geçirmem de. Okuyacak çocuk her okulda okur. Hadi sen de şimdi bak işine. Bir daha bana bu meseleyle gelme. Eyvallah. Kız okusun, hayatını kurtarsın diye düşünen ne kabahat zaten. Niye düşünüyorsam. İyi ki maskeyi yok etmişsin bro. Yoksa ağır... Polis geldi lan kapıma. Dalga mı geçiyorsun benim? Bana niye horozlanıyorsun lan? Ben mi gönderdim polisleri senin kapına? Alt tarafı dağın çömesine sınav yapıyorduk. Maskenin konması bir oyundu, oyun. Böyle oyun mu olur? Kime sordun Ozan? Seninle de kaç kere yaptık kanat. Ozan dalga mı geçiyorsun benimle? O maske sıradan bir oyuncak değil. Kızacağını tahmin edemedim. Ayrıca nereden bilebilirim ki Ekim'in görüp de polise gideceğini? Allah kahretsin. Kapanıp bitmiyor şu olay bir türlü. Deşecek mi kız? Bırakmayacak peşini belli. Biz size dedik oğlum, mahalleden burslu toplanırsa olacağı buydu. Dediğin gibi, bu kız bizim başımıza artacak. Bizim bu kızı susturmamız lazım. Önce bir kendimizi gösterelim, bir kim olduğumuzu tanısın. Öyle değil mi? Bak sen de görüyorsun işte. Biz sesimizi çıkartmadıkça hatun daha da cesaretleniyor. Haksız mıyım? Haklısın. Abi ne yaptın? Bulabildiniz mi maskeyi? Oymuş değil mi? Yakalandı. Sana da günaydın Ekim'ciğim. Bir sakin ol, nefes al. Otur. Günaydın abi. Ne yaptınız? Dolabı açtık. Maske falan yok. Çocukla da konuştum. Kaza günü okul civarında bile değilmiş. Tanıkları da var. Saklamıştır maskeyi. Yalan söylüyor. O kendisi için yalan söyleyecek birilerini de bulmuştur zaten. Ya abim, inanmadın değil mi sen? Sen bırakmayacaksın bu işin peşini. Artık kanat bizim için bu olayda bir şüpheli olmaktan çıktı. Abi nasıl bu kadar hemen ikna olabildin sen? İşim bu çünkü Ekim. Çocuk yalan söylese anlarım. Ekim'cim, güzel kardeşim. Bu kazaya takılıp kendine işkence etmekten vazgeç artık. Olanlar senin suçun değil. Abi Leyla yürüyemeyecek. Belki de hayatı boyunca benim arkadaşım bir daha yürüyemeyecek. Dışarı bile çıkamıyor kız. Ve daha 17 yaşında, 17. Ve sen benden kalkmışsın bu olayı sindirmemi, unutmamı bekliyorsun. Abi senin kızının başına gelsem.
Kardeşinin başına gelse unutabilir misin? Hı? Öfkeni anlıyorum. Ama elimde kanıt olmadan bir şey yapamam. Sen de beni anla. Tamam abi, tamam. Ben seni anladım. Ama ben o kanıtı bulacağım, sana getireceğim. Çünkü suçlu o okulda. Kolay gelsin abi. Sen neyin peşindesin ya? Yirmi lira Melihat ablam. Sağ ol Beket, hayırlı işler. Sen sağ olursun, teşekkürler. Oğlum otobüs durmadı mı burası? Beklemeyin ya, cipsi ellerinizle sonradan öyle arabaya sürüyorsunuz. Abi nerede kaldın ya? Orijin de yok dükkanda, geç kalacağım okula vallahi. Ne yapıyorsun abi? Elimi sıkıştıracaktın. Her gün bu kadar parayı alırsan kırarım Bekir. Anladın mı? Allah Allah ya, ne yapıyorsun oğlum sen bu kadar parayı? O zengin züppelere böyle sidik yarışına girdiysen hem oku hem çalış, kendi paranı kazan. Burası darpane değil ha Bekir. Abi gözünü seveyim, ne sidik yarışı, bilmiyorsun sanki durumları ha. Onu bunu bilmem Bekir. Bak sınırını bil oğlum ha. Ben sana söyleyeyim. Sizin bir okulda kafanız karıştı ha. Ekim'le senin bir kafan karıştı okulda. Haberin olsun, ben sana söyleyeyim. Ekim'i de gördüm, karakoldan çıkıyordu. Allah'ım ya. Oğlum bu okul bu meseleyi kapatmadı mı? Kapattı abi. Kapattı değil mi? Ama bu Ekim bu kız şimdi yeniden alevlendirebilir. Git bir öğren. Al şunu. Tamam, ben bir gidip öğreneyim abi onu. Yallah hadi, hadi. Ya şu kravatını da düzelt ya. Tamam abi. Adam ol biraz ya. Adam olun oğlum, burada kravat mı olur? Niye aramadı ki bu hala? Bu saate kadar gitmiş olman lazımdı Ekim. Canım kusura bakma, dalmışım, ben de seni arayacaktım. Vallahi bakarım. Alacağın olsun yani. Burada geberdim diyorum meraktan. Niye aramıyorsun? Gitmedin mi karakola? Ekim bir şey söylesene, ne yaptın? Kanat'ı tutuklamışlar mı? Yok. Demiştim ben sana kanat yapmış olamaz diye. Ya Leyla nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ne malum bu çocuğun masum olduğu? Öyle biliyorum işte ben. İyi dediğin gibi olur umarım. Ben okula giriyorum şimdi, kapatıyorum. Ararım. Kızlar, kızlar çekilin bakayım, çekil. Dur orada. Ha. Ekim bekle beni, geliyorum hemen. Günaydın. Günaydın. Ne işin vardı kız senin karakolda? Mahalledekilerden de bir şey kaçmıyor. Kaçmaz tabii. Sanki yeni taşındın da bilmiyorsun ha. Selçuk abiye uğradım. Yeni bir şeyler var mı öğrenmek için? Ya hala orada mıyız kızım ya? Polisler bile kapattı dosyayı. Allah aşkına bir bırak. Sen niye polisçilik oynuyorsun ki? Şu ağır dram havalarını bırak. Böyle bir aksiyon komedi takılı. Böyle az bir şey de bir romantizm olsa işte tamam, mis gibi. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Dikkat etsene biraz. Oynamak ister misin? Harbi mi diyor? Ama bana mahallede LeBron diyorlar, haberiniz olsun yani. Sizi arıyordum. Birkaç dakikanız var mı? Tabii buyurun.
Ya geçen seferki tavsiyenizi dinleyerek bu sefer size geldim. Bir öğrenciyle ilgili sorun yaşıyorum da. Ayşe. Evet, burslu öğrencilerden biri. Ya ben açıkçası okula dönebilmesi için üzerimize düşeni yapmadığımızı düşünüyorum. Nereden böyle bir şey çıkarttınız yani üzerime düşeni yapmadığımı? Yani hala okula dönmediğine göre herhalde başarılı olamamışsınız. Babasına biraz daha vakit vermemiz gerektiğini düşünüyorum sakinleşmesi için. İşte ben o konuda aynı fikirde değilim sizinle. Yani soğumadan olayın üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için babasıyla konuşmaya karar verdim. Şansımı deneyeceğim. Size de haber vereyim dedim. Olmaz. Niye olmazmış? Olmaz çünkü tek başınıza gidemezsiniz. Ben de geleceğim. Niye? Yani yanlış bir şey yapmamdan mı korkuyorsunuz? Korkmuyorum. Buna eminim zaten. Hadi hadi pota atsa, pota at, pota atsa. Evet. Ne işin var burada? Hadi git, git burayı. Arkadaşlar ya. Bu ne şiddet bu Celal, bir kendinize gelin. Az bir şey yavaş olun ya. Hadi hadi gel. Bu ne böyle, cephede miyiz ya? Sakin, relax. Lebron! Lebron, geçsene Lebron! Hadi hadi, kal kal! Hadi hadi hadi, hadi. Devam, hadi. Devam devam devam! Hadi tıklanalım be! Kalk! Kalk! Hayret. Prenses Hazretleri teşrif etmemişler bugün. Aman moral bozulmuştur. Hayatın aşkını Bursa'ya kaptırdı ya. Yeri gibi minnetiyordur şimdi. Babacıyla müdürle seçmeye gitmiştir. Yarına kalma sosyal medyada yan yana pozlarını görürüz. Çok iyi olmamış gördü değil mi? Daha okula geleli kaç gün oldu? Hemen sansasyonlar kraliçesi oluverdim bakıyorum. Bu ne demek şimdi? Bilmiyorum artık. Bir takım tehlikeli yakınlaşmalar, tehlikeli fotoğraflar falan. Sandığımdan daha cesurmuşsun ama yerinde olsam şansımı çok zorlamazdım. Melisa'yı tanımıyorsun belli ki. Sandığımdan daha cesurum evet. Ama ne sansasyonla ne de kanatla işim olur benim. Göreceğiz. Bekir. Bekir. Bak bana bak. Ne oldu? Ne bu halin? Ha? Kim yaptı bunu? Hangisi yaptı? Bir şey yok kızım, merak etme ya. Böyle erkek erkeğe maçların doğasında var böyle sertlikler ya. Ne bu halin? Ne oldu diyorum? Çok özür dilerim. Size de böyle çat kapı geldim ama benim derdimi anlatabilecek, sıkıntılarımı paylaşabilecek bir annem yok ne yazık ki. Çok erken yaşta kaybettim onu. Bu yüzden size geldim. Ne olur yargılamayın beni. Olur böyle şey? Estağfurullah kızım. İyi ettin. Ben çok çaresizim. Nereye gideceğimi bilemedim. Bunu Ekim'e en iyi siz anlatabilirsiniz diye düşündüm. Kanat benim için çok önemli. Annemi kaybettikten sonra o hep benim yanımdaydı. Ben onsuz yaşayamam. Kızım ben tam olarak anlayamadım. Ekim seni bu kadar üzecek ne yaptı? Bunu size bu şekilde söylemek istemezdim ama
kim sevgilimin aklını karıştırıyor. Dün okulu kırmış. Kanatı da alıp bütün gün gezmişler. Tamam. Tamam, ben anladım. Ben konuşurum hekimle. Sen üzülme. Biliyor musunuz, ben Ekim'i ilk gördüğümde onu kardeşim gibi sevmiştim. Ben onun için bu kadar çok şey yapmaya çalışırken o... Çok teşekkür ederim. Bana yardım edeceğinizi biliyordum. Çok sağ olun. Bu soğumuştur şeyim. Ben bunu tazeleyeyim. Kim? Kızım sende kapatıcı mapatıcı var mı ya? Eve gideceğim şimdi, abim bir ton darlayacak. Adamın karşısına Rocky gibi çıkmam. Bekir, ben özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Ben bilmeliydim seninle de uğraşacaklarını. Sana söyledim. Kanat ve arkadaşlarından ne olursun uzak dur. Bir saniye ya. Sen ne yaptın ki? Ekim, söyler misin? Ne yaptın sen? Niye? Polise Kanat'ın adını verdim. Ne? Ne yaptın kızım sen? Bana da mı yalan söyledin Ekim? Sabah öylesine uğradım demiştin. Kızım bak, bu Kanat manat artık bırakın bunların peşini. Şu okuldaki öğrencileri bir salın, rahat bırakın ya. Kusura bakma Bekir ama ben Leyla'ya olanları senin kadar çabuk unutamadım. Kusura bakma Ekim ama bana kendimi kötü hissettiremeyeceksin. Kızım bak, benim abim okula girdi, arabaya baktı, arabayı falan bulamadı, tamam mı? Adamlar aklandı. Aklandılar, bitti Ekim. Ekim nereye? Ona bunun hesabını sormaya. Ya dur kızım, saçmalama, ne gerek var şimdi? Ya ne olacaksa olsun, bırak. Gelme peşimden. Kızım bak, her şeyi daha da sen Ekim. Kanat'ı gördünüz mü? Yok, hayır. Görmedik. Kanat'ı gördünüz mü? Yok, görmedik. Şey, çok özür dilerim. Kanat'ı gördünüz mü? Yok, hayır, görmedik. Ne yaptığını sanıyorsun sen, hı? Senin derdin benimle. Arkadaşımdan uzak dur. Durduk yere başıma bela açarsan sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırsın. Sen sadece insanları gördükleriyle yargılan bir aptalsın. Aptal olabilirim belki ama en azından pislik bir suçlu değilim ben. O kazada benim arkadaşım sadece ayaklarını kaybetmedi. Siz genç bir kızın hayatını elinden aldınız. Bencil, pislik, şımarık, iğrenç insanlarsınız hepiniz.
Peki aramızda ne işin var o zaman? Niye bu okula girmek için kendini paraladın? Ben cevaplayayım. Dedektifçilik oynamak için. Ne oldu kahraman kız? Susup kaldın. Cevap versene. Sana ne? Ha, diyelim ki öyle. Diyelim öyle, ne yapacaksın? Nasıl bir zorbalıkla susturabileceksin beni? Bekle. Bekle ve gör. Burslar yerde kanat ağrıyormuş. Allah Allah. Neymiş acaba abi? Vallahi bilmiyorum. Bakalım. Kokusu çıkar illa ki. Geliyor kanat. Tamam siz gidin. Hadi beyler. Oğlum kız her yerde seni arıyormuş. Bak bulduğumuzda sürprizimiz hazır olsun, tamam mı? Ne yaptın sen, bir şeyler düşünebildin mi? Neyse benim çok yaratıcı fikirlerim var. Bak şimdi şöyle. Aa Rıza amcacığım. Ozan. Hoş geldiniz. Ne haber oğlum? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ya ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli değil mi? Oldu oldu. Sizinle denize açılmayı da çok özledim. Bu aralar havalar da bayağı güzelleşti. Artık yelken basarız değil mi? Kanat'la konuşun da epey arayı açtık. Bir hafta sonu açılalım. Süper. He? Anlaştık o zaman. Şimdi bizim bir işimiz var, ufak bir iş. Neden hemen haber vermediniz? Gerizekalılar. Rıza Bey, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben de sizi davet edecektim. Kusura bakmayın, kapıdakiler biraz geç haber verince sizi karşılayamadım. Lütfen, lütfen. Oğlum, babanın geleceğini neden haber vermedin? Ne içersiniz? Fikret Bey, bu okulda neler oluyor? Neden kapıma polis geliyor oğlumu sorgulamak için? Sizi temin ederim ki bu olayla okulumuzun hiçbir ilgisi yok. Bir talihsizlik. Polis aniden gelip kanadın dolabını görmek isteyince... takdir edersiniz ki işbirliği yapmak zorunda kaldık. Hadi geliyor, geliyor. Konuşmamız yarım kalmıştı. Orada atıp tuttun ama bir de sen söyle bakalım. Kim bu? Dediğim gibi aklın varsa kanattan uzak durursun. Hem bu daha küçük bir başlangıç. İnat edersen başına gelecekleri tahmin bile edemezsin. Of 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 of. İşine baksın herkes. Sen de. Ekim bakayım. Tamam temizleriz. Tamam sıkıntı etme, hadi çıkalım. Ekim hadi çantanı al. Hoş geldiniz. Al şunları, ellerim koptu. Hello Beb. Bugün neler yaptık var ya, inanamazsın. Resmen yokluğunu hiç aratmadık. Görsen bizimle gurur duyardın. Ne demek o, ne yaptınız? Vallahi bizim Bursluyan'a öyle bir ders verdik ki... bence artık kanata yanaşmayacağından emin olabilirsin. Nasıl yani? Vallahi zavallının halini görecektin. Resmen ölürdün zevkten. Hatta dur bir dakika, fotoğrafları yolluyorum. Gerizekalılar.
Ama... Ben size bir şey yapın dedim mi? Bir şey yapılacaksa ben yaparım değil mi? Benim size ihtiyacım mı var? Ama biz düşündük ki sen neyle düşünüyorsun Ece? Sende beyin mi var? Yalakalıksa derdin git başka şeyler bul. Bunu yanındaki uyduları da söyle. Tamam Melisa. Ben anladım anlayacağım. E ne oldu şimdi? Hakikaten niye böyle bir tepki verdi ki? Bence Melisa gerçekten artık kafayı yedi. Yani Naz ödülüyle övündü diye ağzına... Kız iki gündür okula gelemiyor. Ama nedense sevgilisine yanaşan Ekim'e hiçbir şey yaptırtmıyor. Yani kızlar... Ben biraz Melisa'yı tanıyorsam... Büyük patlatacak ortalığı. Bana da öyle geldi. Belki de biz bu hamlemizle onun planını baltaladık. O yüzden kudurdu bu kadar. Bence de bak gör. Bu fırtına öncesi sessizlikten başka bir şey değil. Derslere gelmiyorsun, yüzmeye geliyorsun öyle mi? Başını böyle belaya sokmaya devam edersen sayende gelmek zorunda kalacağım. O ne demek şimdi? Ekim seni uyardım. Kanattan uzak dur, göze batma artık. Bak bu okuldakileri tanımıyorsun. Sana neler yapabileceklerini tahmin bile edemezsin. Ben korkmuyorum onlardan. Ama belli ki sen de korkmuyorsun. Korkmuyorsun ki o deftere 200'ler yazdın. Oho, dikkatliyiz. Hafızamız da kuvvetli. Combo hedef. Tam aradıkları şeysin. Seninle uğraşmayacaklar da kimle uğraşacaklar? Neden 200'ler yazdın? Canım istedi yazdım. Takılma. Tamam ama bir nedeni olmalı. Var. Ama o nedeni sana söylersem seni öldürmek zorunda kalırım. Bir kilo dedin. Ama bırakın bu konuşmayı ben yapayım. Siz şansınızı denemişsiniz artık sıra bende. Sağ olasın hadi afiyet olsun. Hayırlı işler. Sağ olun buyurun. Buyurun ne vereyim? Bir şey almayacağım sağ olun. Sedat Bey biz sizle konuşmaya geldik. Buyurun. Affedersiniz bu arada pat diye lafa girdim. Kendimi tanıtmayı unuttum. Selim Bender ben. Ayşe'nin kolejdeki edebiyat öğretmeniyim. Bahar ben de... Hatırlarsanız telefonda konuşmuştuk. Ben telefonda dedim diyeceğim. Boşu boşuna zahmet etmişsiniz buraya kadar. Ya müsaitseniz biraz konuşalım mı? Değilim. Bak hoca. Sen de boşu boşuna çeneni yorma. Ben kızımı o okula yollamam. Siz neden bu kadar katısınız bu konuda? Yani Ayşe'nin geleceği için niye bir şans vermiyorsunuz okulumuza? Belli ki siz hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Neyi bilmiyorum? Burayı. Biz bu mahallede etle tırnak gibiyizdi bak. Birimize yapılan hepimize yapılmış sayılır. Leyla, yavrum bu genç yaşında kötürüm kaldı sizin okuldaki şerefsizler yüzünden. Vurup kaçtılar. Sonra da gidip o beş para etmez okulu bu zengin para babalarının etekler altına saklandılar. Sedat Bey, yapmayın çok ön yargılı davranıyorsunuz ama. Affedersiniz bu arada ben bilmiyordum gerçekten. Üzüldüm. Ya bu burs meselesini de zaten mahallenin öfkesini dindirmek için çıkardı okulumuz. Leyla, yavrum ben gidemedim. Benim yerime siz gidin demiş. Ama ben kızımı böyle bir şeye alet etmem hoca. Sen eder misin? Heh? Sedat Bey, ama Ayşe'nin hakkını yemiyor musunuz? Yani sonuçta bu onun kendi hakkıyla kazandığı bir burs. Siz karışmayın hocam. Tezgahın önünde kapatmayın. Hadi selametle. Neler söyledi öyle ya? Doğru mu dedikleri? Nedir bu kaza olayı?
kızım. Abim bu morlukları görünce var ya kesin makyajıma cila yapacak biliyor musun? Ekim sen niye bu kadar mutlusun kızım? Gevşe biraz, mahkemede miyiz ya? Ayrıca senin üstündekilere ne oldu? Sabahçılar nerede? Aa, Neşe teyze gelmiş. Anne. Ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Bir şey mi oldu? Ha? İşe gitmeden konuşalım biraz. Oo, durumlar ciddi Ekim. Neşe teyzem buraya kadar gelmişse. Sevzek sevzek konuşma Bekir. Hayatta bir kez olsun bir şeyi ciddiye al be oğlum. Tamamdır, ben payıma düşeni aldım. Bir ufaktan kaçıyorum. Anne ne oluyor? Dövseydim de çocuğu. Yürü. Anne. Ne oluyor? Bak biz bunları konuşmadık. Sabah konuştuğumuz konu mu yine? Yine neyi konuşacağız biz bu şimdi? Kız arkadaşı geldi bugün eve. Kimin? Kanat mıdır nedir işte onun. Birlikte okula asmışsınız. Bütün gün gezip dolaşmışsınız oğlanla. Kız karşımda hüngür hüngür ağladı. Ne yapıyorsun sen Ekim? Hı? Ben eve ekmek getirmek için gece gündüz o hastanenin içinde hırlısı hasta yakını bin bir dertle uğraşayım. Bir de senin peşinden mi koşayım? Bir başıma bu kadar yükün altındayım. Birazcık yardım etsen ne olur. Anne anlasam edeceğim de. Biz seninle böyle konuşmadık Ekim. Daha başlar başlamaz bana laf getireceksen alırım seni bu okuldan, dönersin eskisine. Anne sen ciddisin ya ha? Yani bunları söylemek için buraya kadar geldin. Eve gelmemi bile bekleyemedin. Ne kadar utandım ben biliyor musun? Ben böyle bir kız yetiştirmedim. Anne ben sana inanamıyorum ya. Ben de duyduklarıma inanamadım. Anne bak. Birincisi ben bütün gün kimseyle gezmedim. İkincisi onlar ayrıldılar diye biliyorum zaten. Üçüncüsü ve en önemlisi sen tanımadığın bir kızın lafına yanıp gelip burada beni fırçalamak yerine keşke önce bir kızını dinleseydin. Nereye? Buraya gel. Buraya gel Ekim. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Gel şunu sürelim. Sen rolü iyi benimsedin ya. Ben acıyı çekerken seyirci, sonra da şefkatli hemşire. Rolden role girerken yorulmuyor musun sen? Ha tabii, okulda başka bir kanat var değil mi? O daha acayip bir şey. Onu da ayrıca konuşmak lazım. Herkesin önünde diz çöktüğü, dar bir şövalye. Bitti mi? Keşke bitse. Babamdan nefret ediyorum. Ben etmiyorum. Benim asıl nefret ettiğim sensin. Yalnız değilsin. Senin gibi düşünen başkaları da var. O kız Ekim'di değil mi adı? Dün gece polisler onun yüzünden geldi. Evet. Yani dün gece de onun yüzünden dayak yedim öyle mi? Merak etme. Cezasını vereceğim.